Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Lord of the Rings Rise to Power videosuyla karşınızdayım. Şu anda iyi hesapla karşınızdayız arkadaşlar. Oo, bağlantıyı bozuyorlar. Bozmaması lazım ama. 2 dakika 2 saniyeden bozuyor bak. Buradakiler nedir acaba? Oo, bir Sauron. Diğeri de Merry ve Pippi. Şu anda bu tarafa doğru itiyoruz arkadaşlar. Artık farmın kalanını da düşmanlar iterek yapacağız. Evet, bildirimleri açmamamızla ilgili uyarılar geldi. Bir dakika 10 saniye var. Bir tane vurur herhalde ya, enerjisi bitmeden. Şeyi süresiz olmadan. The Hout. Bro. ...1600'lerden verdiğimiz zaman ne oluyor burası? Evet, Haldir'imiz güzelce kasılıyor arkadaşlar. Evet, burada menzili birim hasar azaltma diyor. Kalsın. Evet, buradan birine zarar verirsem ikinci hızlı sefer atamam. Yalan oldu. Yalan oldu aşkımız, ikimiz de şaşkınız. Vuramadık. İttiremedik. Şu geçide kadar varmamaları lazım. Amacımız onları geçidin orada kıstırabilmek. Nasıl yaparız? Şöyle bir şey yaparız. Oraya bir adet Dwalin gönderebiliriz. Evet, şu kaynak dağılımını bir ayarlayalım. En azından diğer kaynaklardan bir avantajımız olsun. Evet, bu arada liderin kısa kılıcını fullledik. Bakın şu anda insan hasarları 9'a artı 3 12'ye çıkarttık ama ben gene de yarma ile denemek istedim. Çünkü elf kılıcım fazladan var. Kullanmak istedim. Normalde onu patlatıp Dwalin'in özel itemini Gimli'nin özel itemine nazaran kullanacaktık ama. Raporlara da bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Bak mesela düşmana delilik oluşturma. Delirtebilir. Ama işte şimdi bu sefer de ben normalde mesela kemik maskeyi mesela kullanıyordum Gandalf'ta. Ama bu durumda ben daha avantajlıyım. Niye? Sersem etme bağışıklığı, en azından bir delilik bağışıklığı mevcut oluyor. Atlı birimleri de kullanıyorum. Onların defansını da vermiş oluyorum. Tam tank oluyor yani. Atlılara şu an ben 30'a yakın bir normal 30'a yakın aynen bir defans sağlamış oluyorsun. Oo, patlatırlar vallahi orayı. Ya da dira varsa belki üstüne koyabiliriz. Yoksa geri çekeriz. Yok, ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. Amaçları acaba 200'ü almak mı? Olabilir. Amaçları 200'lükleri almak olabilir.
O zaman ne yapıyoruz? Biz de bu amaçlara engel olmaya çalışıyoruz. Pay to win. Bak oradan da diğer 200'lüye geçmeye çalışıyorum. Yani geçidi yeri alamazlar ama en azından tutmaya çalışırız. En azından buraya kadar tertemiz oldu yani. Şimdi buradan aşağı geçemezler. Mesela bu Gandalf'ın şu anki build'inde BK gibi de oynanabilir ama bir Gilgalad'a denk geldiği zaman kovalama yok. İçinden geçerler yani. Onun için ben aslında normalde tamam bu da güzel. Hasar veriyor, inisiyatif veriyor ama bana kalırsa şunun kovalaması geldiği zaman benim daha çok işim yarar mesela. Tabi bu da denenebilir. Bak trollerde, entlerde birim defansı da var. VK gibi troll koysam, arkaya simyacı koysam, bir de uruk savaşçıları koysam, öf. Bence imkansız değil. O 200'lüğü onlara kaptırmamamız lazım. Ha tek başıma savunamam ama. Çünkü onlar şu anda burada bölgede toplanmış haldeler. Oradan buraya doğru itecekler çünkü. Şöyle raporlara bir daha bakalım. Halid bin Velid. Bak güzel okçularla savaşıyor. Aslında elf okçu da koyabilirim ya. Yani şunun yerine Dunedain'lere biz niye koyduk? Açtık. Amaç Surint'e karşı savaşmak. Yani onun yerine elf okçu da konulabilir yani. Gene de bir deneyelim bakalım. Gelsin. Ya bana tek atamaz herhalde. Aşağıdan da mı itiyorlar? Oo, her yerden itiyorlar. Bu gelen iyi mi? İyi. İyi. Duvaline tek atamaz. Deriltemez de. Mesela yakma hasarı yerine odak hasarı veya yakın dövüş hasarı da konulabilir ama işte denk de gelebiliyor bazen. Aa hiç vuramadı. Gandhi geldi. Beş dakika diyor. Bak simyacı bu ildi yapmış. Kendince ama yedirememiş. Bu kaç dakikadan geliyor? Oha, kavimlerin göçü lan bu. Evet, iftardan sonra muz beçillerimiz de geldi arkadaşlar.
Hepinize tekrardan bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Oruçlarınız da kabul olsun arkadaşlar. Şu tahıl ve cevheri 50'şer kaya yapsak tadından yenmez de. Onun için ufak bir farm yapmak lazım. Yani yapmaya üşeniyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Bu ne yapmış burada? Hangi build'i yapmış? Saçma bir build yapmış gerçi ama. 3300 tane tamam da bunu yapana kadar. Ya arkadaşım bak, bir de 6 yapmışsın. Buna gerek yok ya, buraya bir troll koyup. Yanına da bir uruk savaşçı koysan. Yani kendince bir şey yapmayı denemişsin ama. Cık, olmamış yani. Pasif kalmışsın. Yani şu duvarına bile yetersizsin yani. Bunu patlatır mıyım acaba vursam? Şimdi burada sersemetme ve delilik bağışıklığı var. %16 ihtimalle ama. Bunu fullediğimizde kaç oluyordu? Var mı hiç hazırda fullenmiş? Kaç dakikadan geliyor diğeri? O da 8 dakikadan geliyor. Halit bin Velid. Ak Gandalf'ı güzel ama ha. Isildur da fena değil. Heh. Ha, 18 odak. 27 hız. Ya kemik maskeyi niye kullanamıyorsun arkadaş ya? Yani burada hazır maske var işte. Bu 16-16 veriyor. 16-16. Bak gene besin nikahından bir kale göndermiştir. Bana mı geliyorsun lan? Gel bakalım gel. Umarım... Çok vurdu. Vuran kim? Isildur. Frozen Burn. Delilik vuramamış. Raporu şöyle bir atalım. Olsun gene kötü değil ya. 135K'ya 140K. Döne dayınlar iyi direnmiş. Ulan bir desteğe gelmediniz ya. İnşallah oradaki Gandalf'ı patlatmaz. Düşündüğüm aklıma gelmez. Bir saniye kala. Ya zamanlamaya bak. İki dakika içinde diye takviyemiz de geliyor. Uf tek atmış. Isildur iyidir ya.
Ay 35 seviye. Noob. Hemen takvimimizi geri çağıralım. Buraya destek lazım. Abi oraya ne işin var abi orada? Gelsene şuraya arkadaş ya. Allah Allah. Burada ne varmış? Cüceler. Bım bım bım. Burayı bırakmamamız lazım. Kışlan var benim de geç. Bana göre sıkıntı yok. En son şifacı da 8 yap dedim gerçi. Ana salonda gelmek üzere. Var bizim kışlamız dolu ya. Allah'a şükür. Şöyle 147 yapayım. Nereden geliyorsun? Ebenin nikahından mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Kavimlerin göçü mü attın? Nereden geliyorsun? Patlamadan gel. Tutarsın, tutarsın. Takviyemiz geldi. Güzel, 2 dakika sonra da duvarın takviyesi geliyor. Şimdi hasarı hepsi üst üste geliyor oğlum ya. Tek başımıza biraz zor tutacağız ama sıkıntı yok ya, patlatırlar çok çok. İlk kan lafa vursunlar bari de en azından. Valla tek başımıza biraz zor olacak ama. Şöyle biraz da resim dolak da siz değerli kardeşlerimize paylaşalım. Kanalda yaşayabilirsin sen hayatım. Burada ne yapıyorlar? Şu an üzerimize gelen 3-4 tane var ama tutacağız bir şekilde. Hadi bakalım, kazanımız bari olsun. 1-2-3-4-5 tane giriyor içeriye. Oo. Aa, duvarın güzel olmuş. Bu da başka bir duvarın.
Her iki tur demiş düşmana da efendim demir boyunca hasar oluşturma %42. Manipülasyon. Değişik. Koca çekiç. Allah Allah. Mesela bizimki bunun içinde çıkarak bakayım bir. Niye mesela manipülasyon kullanmış? Bir de bizimkinin içerisinde azap, histeri, palaz, palaz. Ulan ne çok yakma hasarı varmış. Evet, burayı patlattılar ne yazık ki. Grupça savaşılıyor. İki duvarın birden girmiş lan içeriye. Böyle bir şey var mı ya? Ayrı ayrı. Bak biri burada. Delilik bağışıklığı. Yakın dövüş alnından hasar. Paçayı kurtarma koymuş. İyilerle savaşıyoruz da şimdi ben bunu skill'i değiştirsem bir sıkıntı, değiştirmesem bir sıkıntı. Ne diyor, bir Durin kanını full yiyek. Bir de yakma hasarı var mesela göğüslük. Beş yedi yedi yapsak. R 5'e kalmıyor bile. İşbirliği, avlanma. Şöyle yapalım, 7 yapalım. Bir de fiziksel hasar azaltma yapalım. Denenebilir. Şimdi şuradan bir full defans yapalım. Şuradan da duvarının da tamamdır. Videomuz buraya kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.